Herkese merhaba, ben Şenol. Ben için yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hayvan ve inek boyutlarına falan baktım da bana linkini attılar. Benishinfo.com galiba. Tam hatırlayamadım şimdi de. Linkini aldım. Tam full hesapları var. Hoş, oyunda biraz hata var bence o konuda. Mesela tarlada bunlar şimdi 20'ye 20 idi değil mi? Biraz saçma geldi öyle olması. Yok, 15'e 15. Normalde hani yarısı olarak düşünürsün de öyle bir hesap etmişler ki yarısının bir tık altı mesela 15'e 15'ten ne olur 9'a 9'daydı galiba. Yani hemen hemen kare başına hesap ediliyor ama 9'a 9 yarısının bir tık üstü oluyor ama bir çalışanla. Şimdi bunda pardon, o 4 çalışan, bir dakika, 15'e 15. Ya şöyle söyleyeyim size, tam 4'e bölün bir tık üstünü, hemen hemen yanlış hesap etmediysem ben, bir tık üstüyle bir çalışanla en verimli şekilde kullanabiliyorsun. Ne oluyor, bir dakika. Mezarlığa kadar yapmışlar. Mezarlıkları mesela adam kareleri göstermiş. Şimdi şu pozisyonda... He, hoş, burası verimli ya. Evet, burası gayet iyi. Galiba. Bir tık düşürebiliriz. Evet, bir kare mesela şu an burada boş ya. Gözüküyor şurası galiba. Değil mi? Aynen. Bir tık burayı ufalsan da bu mezar taşları yine aynı şekilde aynı kişi sayısı giriyor buraya. 90 kişi. O şekilde yapmışlar. Ağaçlarda mesela ağaçlarda en büyüğü değil, bir düşüğü daha iyi. Yani maksimum boyutta yapmak istiyorsan mesela. Şu şekilde görüyor musun? Şimdi tam limitte bir ağaç var sıra. 2, 3, 4, 5 sıra. 6. buraya girmiyor. Bir tık küçüğünü yapıyorlar. Hala 5 sıra girebiliyor. Birebir aynı malzemeyi veriyor. Bir kare kurtarıyorsun orada. Hesabını yap mesela. Ya biraz görselliği uyumlaştırmaya çalışmışlar anladığım kadarıyla. Hayvanlarda da 3 aşağı 5 yukarı öyle. Hayvanlarda, evet, tamam, bir saniye. Benim aklımdaki hayvandı galiba. Bu kaça kaç? 20'ye 20 oluyor değil mi bunlar? Aynen abi. 20'ye 20, 20'ye 20 değil mi burası? Aynen, 20'ye 20. Bunu normalde 11'e 11... Yok, aslında o kadar da karlı mı? 14'e 14'tü galiba. Ya siz benishinfo.com olması lazım. Benishinfo yazsanız Google'a muhtemelen çıkar. Bir bakın oraya. 14'e 14 olabilir. 14'e 14 kare olarak, kare sayısı yarısından biraz fazla. Ama bir çalışanlı olduğu için şeklinde öyle bir mantık var ki... Ben şu anda bir nevi düzenine bakıyorum ya. Hani maksimuma bakmak istedim de... Onların hepsini kafamda tutamayacağım. Her seferinde doğrudan kontrol etmeyle uğraşacağım ama... Saldım gitti abi. Çok şükür iyiyiz şu anda. Bira, yün paltı, yün taş. Ama yani aklınızda bulunsun. Öyle tam maksimum şekilde alanı... Kontrol edeyim, idare edeyim, yararlanayım vesaire istiyorsanız... Kovalayabilirsiniz onu. Senden bir şey almaya gerek var mı? Yün alayım mı ya? Yünü düşündüm şimdi. Koyunlarım yün yapıyor ama... 400 tane yünüm var benim ya. Deri palto, kış paltosu yapıyorum ben artık. Yani yün paltodan daha iyi olması lazım galiba. 200 kişi geçtik mi lan? Çalıştır baba. Kilise dolup taşmış. Oğlum kaç kişi oldu? 200'ü geçti mi şimdi bu? Genel bakıştan mı bakıyorduk? 206 kişiyiz. 207. Evler 70, aileler 73. 74. Yani kısacası 4 tane daha mı ev lazım bize? Yanlış bilmiyorsam o şekilde işliyor. Buralara istiyorum. Şuralara biraz daha ev doldurabilirim de. Şimdi buraya neye karar vermiştik? Şu var diye oduncuya gerek yok dedik. Buraya bir tane daha demirciyle şey yapabilirim. Ama şu anda da fullde. Ki zaten pazarcı gidip alıyor. Kış paltosu, deri palto. Ya şu olduğu sürece buraya ekstra bir şeyler yapmamıza gerek yok. Daha çok evi çoğaltmak biraz daha mantıklı o konuda. Evi ama nasıl halledeceğiz? Hoş, ev yaptıkça da kardeşim ucu bucağı gelmiyor ya. Bir. Nasıl yaparız onu? Şunu köşeye yap. İki. Aha, böyle iyi be. Üç. Bu tarafa yapacağım. Buraya diye. Buraya belki dükkan yaparım. Aynı şekilde. Bir. İki. Üç. Tamam. Altı tane de buraya yeterli.
İlginç bir kasaba oluyor. Yalnız deldiler bunu şimdiden ya. Ve geçen bölümde maalesef öğretmenimiz göçünceki yerine geçecek adam olmayınca ki fark etmiyor onu bu arada, onu da söyleyeyim ben. Aa, yaz sonu. Kaçırdım, bu aklımdaydı ya, unuttum. Aynı malzemeyi veriyorlar. Sadece toplama hızı farklı. Bunlara baktım bu arada. O sitede de var ayrıyetten ki ben başka siteden de baktım ona. Hani birkaç yerden teyit ettim, öyle söyleyeyim. O zaman buğdaya elveda abi. Şu buğdayı toplasınlar. Kısmete de fasulyede en hızlısı, biliyor musun? Yani tamamen eşek şansı diyebilirim. Şunlara bakmadım. Bunların hangisi en hızlısıydı? Oy, unuttum anam. Şeftali, erik, kiraz. Ki hepsiyle yapılıyor. Neyse, bu sene de buğdayla yapsınlar. Şeftali. He, random şey yapacağız zaten ya. Hani ikisini şeftali, ikisini... Şu da aynı boyutta ya. Bu herif oradan gelip alamaz ki 2 saat. Alır ya, işine değil mi? Çalışsın. Yani buradan dolaşıp aşağıya gelip şuradan alması lazım. O arada başkaları yemeyecek. Oh, balığınız, etiniz de geliyor buraya. Deri de var burada. Kafa rahat. Ne güzel. He, zaten bu sene bunları... Tamam, pardon. Yapsaydım da yanlış yapacaktım. İyi yapmamışım. Ama bir dahaki seneye fasulye abi. Ha, bu arada öğretmen muhabbetini diyordum. Öğretmen öldü, yerine otomatik olarak biri geçse bile öğrencilerin hepsi gitti abi. Onu kurtaramıyorsun. Şey yok onun. Ben ona bakmıştım. Öğretmen öldü. Bir anda burada işçi sayısı da artıyor ya. O işte, onlar eğitimsiz kişiler. Onun için yaptıkları şey fazla okul tut. Yalnız 19 öğrenci orada var. 17 öğrenci burada var. O zaman ne yapıyoruz? Buraya yapılacak şeyi buldum. Ekstra okul yapıyorsun. Oradaki öğrenciler öbür okula kayıyor. Yani her zaman için bir okulluk boş yerin olacak. Okulların toplam şeyinde. Hatta 4 tane okul yaptın. Normalde 80'e kadar alıyor değil mi? 60 limitin olacak abi. 61 oldu. 5. okulu yapacaksın. Her zaman bir 20'lik boş olacak ki öğretmen öldüğü zaman öğrenciler mındar olmasın. Onun bildiğim kadarıyla en azından başka kurtuluşu yok. Okul. Ne şekilde yapalım? Orası pek hoşuma gitmedi onun için ya. Burası biraz da ilginç olabilir. Bir saniye. Şuradan yolu uzatabilir miyim? Şöyle gelse. Buraya da dedim evleri belki bir miktar uzatırım da direkt yanından başladım değil mi? Kaç kare uzatırım onu bilmiyorum. Yo, şuraya evleri dizerim. Tabi arada boşluklu bir şekilde. Yok. Şunu yık abi. Arkaların arkalı önüne. Şimdi buraya bakan, buraya arkaya bakan sıralı ev yapmaya kalksam nasıl olur? Öyle daha güzel olur sanki. İlerisi için hani buraya da fazla yükleniyorum, farkındayım ama. Buraya okul sığacak mı, onu merak ediyorum. Şimdi tut ki buraya bir tane yaptık. Yolunu da aynen bu kadar. Şu an illa buraları dolduracağım diye bir şart yok ama okul ve ıvır zıvır işleri için böyle bir mekan ayarlasam buraya. Aha, cuk oturuyor. Ait. Pek de dekorluk bir şey yok be. Maalesef. Var, modu var. De ona bir girsen abi, çıkamazsın ondan ya. Korkuyorum. Şimdi bu okul için mesela ekstra buraya bir şeyler yapasım var. Dekor amaçlı buraya ufak bir meydan. Yeter bu. Yeter. Orayı yapın abi. Buradaki evleri hallettiniz mi? Hallettiniz. Çok güzel. Yemek sayım 9000'e indi. İlkbahar başlangıcı. Bu senedeykin ya. Bu senedeykin. Emin değilim bunlar ne zaman getirisi olacak. Hani ağaçlar büyüdü ama bu senenin sonunda da getiri olabilir. Bu senenin sonunu es geçip bir dahaki senenin sonunda da getirisi olabilir. Ama buradan da en azından şu anlık güzel bir yemek kaynağı gelecek. Onun dışında toplama yerlerinden bahsediyordum. Ne tarafa doğru kayayım en ufak fikrim yok. Nereye yol getirmiştim? Ha, buraya yol getirmiştim. Aynen. Burada hop. Ne var abi?
Çelik alet. Harbi mi? Ondan mı satıyorsun? Maşallah. Maşallah. Şeyler kaçtan gidiyor? Demir alet 8'den gidiyor. Çelik alet. Yapayım mı lan? Çelik alayım, demir satayım. Arasında böyle %20'ye yakın bir fark oluyormuş. Hani demir aletle %30 bufflanıyor, çelik aletle %50 bufflanıyor şeklinde bir şey olması lazım. Alkol verelim. Çelik alet alalım diyeceğim de. Bayağı üst limiti de fırlıyoruz ha. Şimdi bir miktar bundan verelim. Atıyorum 200 tane. Zaten ne kalıyor ki? Ara farkı da... Oha. Deri palto veriyorsun, sivri zeka. Ben de diyorum ne oluyor ya? Dedim bayağı kazıklıyorum adamı ha. Aha. 200-200. Ara farkı da... Alkolle kapatalım. Sil bunu 5 yap. Aynen. Yani kısacası 200 çelik karşılığında 200 demir, 50 de alkol verdik abi. Takas. Razı mısın? Razıyım. Hadi bakayım kendini. Alkolikler sizi. Ya adamın öyle aklını alırım. Derim ki 10 numara alkolüm var. Aklın uçar öyle. Allah'ım ya. Alet edevata karşılık alkol iyiymiş ya. Bir tarafınızı sakatlamayın bari en azından. Nereye kadar gidelim? Buraya kadar gidilebiliriz. Suya kadar gideceğim ya. Şu şekilde olsun. Oha. Tekledi. Şimdi toplama kısmı. Tahmin ediyorum şuraya bir adet toplama. Ne oluyor lan orada? Ha, toplama için. Öncelikle toplamanın alanı temizlemek gerekiyor. O da nasıl oluyor? Şöyle. Şöyle desek. Oraya kendi zaten yeni ağaçlar çıkacak ki yanına bir tane oduncu da dikilebilir. Toplayıcı kulübe. Burada. O kadar verimli değil burada ya. Özellikle git gel olayı. Toplamanın da mantığı işte. Toplama ilk başta gayet güzel veriyor seri. Çünkü vereceği yerlere, depolara yakın. Depoyu yanına kursan bu sefer halk gidip oradan alması gerekiyor ki iyice uzun hikaye. Açıkçası toplama yerine balık bana çok çok daha mantıklı geliyor. Şuradan bir yol gelsem direkt. Buradan karşıya köprü çok saçma olur. Şuraya çok uyuz oldum. Buradan yürüyerek de giderler aslında. Abi çaprazı yapmıyor ki namussuz. Çapraz yapsa şuradan bir tünel yapsam ben rahatlasam olmaz mı? Ama yok öyle bir şey. Fizan'a kadar gidiyor. Şuradan yok. Şuraya yapıyor da oraya kadar yol gitmez ki. Tamam lan yoksa. Dur bakayım. Buralara yol gidiyor. He. Buralarda bozukluklar var. Dur bakayım. En iyi ihtimalle şöyle gelsem, şöyle gelsem yok. 1 2 3 4 Burada her türlü sıçıyorum. Yok, her türlü de değil aslında. Zikzak çiziyor biraz ama. Şuraya geçmenin yoluna bakıyorum. Yani olabildiğince bu tarafa yakın tünel yapmam lazım. Burası olmuyor. Buradan oluyor en iyi. Yok. Hiçbir şekilde olmuyor. Tam şeyde yapman lazım bu arada. Ben yola kadar... Şuralara hiçbir şey olmuyor ki. Buradan başlaman lazım illa ki. Aynen. Buraya kadar da yol götüremem abi. Harbi götüremem. 100 tane de taş ona vereceğim. Ki taşı maşallah yiyorum ha taşı. Harbi taş kalmıyor. Şurasından nefret ettim ya var ya. Hiç sevmedim. Ya buralarda da yaparım. İşin güzel tarafı da işte ana mekana yakın bir yer istiyorum. O zaman yapacak hiçbir şey yok. Başka yerde su birikintisi yok değil mi ya? Yani sol en aşağıda bir var da burası zaten cacık. Burası var. Buralara bir şehir mehir kurmadığım sürece hiçbir önemi yok. Ama bir tane pazar kursam
Pazarcılar oraya 10 numara malzeme toplar. Pazarcılar baya baya uzaktan topluyor ya. Ciddi ciddi. Oh, papaz mı atamadık? Pardon, özür diliyorum. Buyur abi papaz. 20 tane çalışanım var şu anda. Şey, işçim var. Ekstra işçi her zaman tutmak lazım ya. Çok soku veriyorum her yere. Avcıyı da doldur. 12.000 yemeğim var. Şimdi kış bittiği gibi abi. Şunlardan topladınız mı? Ona bakabilir miyim? Şeftali erik iyi de kiraz. Kiraz niye o kadar rezil abi? Aa yok, yemişim neler. 800 kiraz. 600 erik. 700 şeftali. En düşük erik. En sağlam kiraz mı yani? Ama kirazı da direkt gömmüşler. Kim gömmüş oğlum bunu? Başka yere mi götürdün sen? Buraya falan? Yok. Toplam kirazıma bakabilir miyim? Kim yiyor baba bunları? Selamünaleyküm. Üretim değil, pardon, envanter. Kiraz 300 tane var. Depolama üyesi, limandaki üyeler, evdekiler. Geç. Şeye göre var mı? Miktar. Miktar da bakayım. 3500 buğday var. O alkol yerlerine meyvelerle yetiştiremem ya. Şimdi biliyorum. 100 yerine 30. Yani hemen hemen 3'te 1'ini çıkarsam yetecek durum. Çünkü bir tık boşta kalıyorlar ya. Burada çıkanın 3'te 1'ini çıkarsam yetecek. Buğday. Ki buğday ortalama tanesinden 1500 bile desen 6000, 5500 falan çıkıyor. Yani bana buradan 6000 desen 2000 civarı çıkması lazım. Durum nedir abi? 8 desen 14 çıkıyor be. Harbi çıkıyor. Tek problemim işte ben bunların şeyini değiştirdiğim zaman muhtemelen en fazla kiraza vereceğiz değil mi? En az erik. Bir tanesini erik yaparım. Buğday, buğday bittikten sonra bu ne yapacak? Sen git böğürtlenle yap ya. Valla. Deneyelim mi? Al sana böğürtlenle. Git böğürtlenle dene bakayım ne kadar olacak. Tek başına böğürtlenle yapsın. Farklı olsun bununki. Bu dandik. Memleketin ortasında dandik şey bu. Alkol mekanı. Şimdi buğday değil abi. Bundan sonra fasulye. Ya patatesi de deneyesin var da fasulye en iyisiymiş be. Patates. Dayanamam ben. Ya patates ya. Bir tanesini patates ya. Merak ettim. Niye en iyisi? Dediğim gibi hepsi aynı miktar veriyor. Tek farkı sadece ve sadece hızı. Ki belli ki bu da sadece ve sadece hızı. O bariz en fazla kiraz veriyor. Şu anki durumda. Boyutları aynı değil mi? Aynen. Birebir aynı ayarladım. Burayı daha çoğaltmayı da düşünüyordum zaten. Burada 3 kişi çalışıyor. Ya şu anda da internetimde sıkıntı var. Bakma da bakamam. İşin kötüsü. Kaça kaçtın sen? Şu şekildeydi değil mi? 20'ye 20 galiba. Bir dakika şu herife bakayım da ne istiyorsun? Ne var? Sığır. Sensin lan sığır. Sığır yerini çoğaltıyorlar abi bana. En iyi et ve deri. Avcılara harcadığın şeye ki hakikaten mantıklı. Avcıya harcadığım iş gücüyle rahatlıkla sığırda akarım yani, orası kesin. Orası kesin ya. Ve burada da alanım var az çok ha. Şurada yok. Burayı geç. Burayı tamam. Dediğim ufak muhabbeti yapayım mı lan ya hatta. Tamam da yapı sokamam ki oraya. Sanmıyorum. 20'ye 10. 11 10. Sığmaz ki 10. Eni 10 abi bunun. Eni 10. Eni 10 olduğu için hiçbir şekilde sığmaz. 14'e 14 galiba. Galiba 14. 11'e 15. 14'e 14. O tarz şeyler birkaç tane seçenek sunuyordu. 14'e 14. Sığmaz yani buraya hiçbir şey sığmaz. 10. Kötü. Ufağından sığabilir. Şimdi burada 3 adam çalışıyor. Ki burası da ufak ya. Normalde 20 sığır girmesi lazım. 25 burada. 66 burada yavrum benim. Buraya bir tane daha sığır yeri yapabilirim. Bölme muhabbetini bir deneyelim abi. Neden olmasın? Eleman gitmeden. Nerede sığır? Aa burada sığır.
20 21 olmuyor. Çat 20 abi. Şu an zaman geçiyor. Yavaşta da bayağı yavaş geçiyor be. Allah, bayağı tembelmiş bizimkiler ha. Tıngır mıngır böyle mi çalışıyor lan bunlar? Yavaş olunca bir acayip oldu. Şuraya da 20-20 sığar. Yolu iptal edersem eğer. Ne şekilde yaparım? Dur bakayım. İşte ineğin de... Eti de fena değil aslında ya. Ulan neredesin? Sonuna kadar gelecek ha. Bir tık ha. Bir tık. Kaynatana sıçayım. Oradan değil abi. Ha yok, bir tık da değil, iki tık. 18 yapmamı istiyor. Geçeceksin o işi. Onun yerine biraz yandan yaparım. Atıyorum şuradan. 20. Aynen 20. Mesela 1. 40 oluyor mu burası? Yok. Bir tane daha sığıyor. O zaman bu tarafa bakanı yaparım. Evet, olmaz ki ya. Burasını maden mekanı yapacaktım ben. 20-20 bir tane buraya sar. Neredeyse. Sar be. Rahat rahat sar. Bir buraya sar. Şöyle. Buraya sığdırırsam ama öbür tarafa sığdıramam. 20-20 iki tane sar buraya. Yan yana iki tane de buraya sar. Ortaya ne koyarım? Allah bilir. O zaman aşağıdan doğru bakacağız ha. Şurası değil, şuradan doğru. Mesela 20 20 şeklinde bir yap bakayım. Burası yalan. Kaç kare yalan? 3 kare yalan. Yani 1 2 3 şuradan başlasam. Bir tık yandan da yapacağım. Tamam, anladım. Şuradan şöyle. Deme ya, tam anlamamışım demek ki. Şuradan başlasana. Niye uğraşıyorsun? Aynen 20'ye 20. Şu şekilde olacak. Sığır alsam işi hızlandırırım diye hesap ediyorum şu anda ya. 800'den veriyor. Deri paltom gerek yok zaten. Deri paltoları satabilirim şu anda da. Fiyatı bir tanesi mi 800? Oğlum çok da para be. Harbiden çok da para be namussuz. O zaman yapacağım şey, bu ikisini durduracağım. Şunu durdur, şunu durdur. Şunu yaptıktan sonra onu böleceğim ikisine. Sonra ikisi fullendikten sonra ikisini böleceğim bu ikisine şeklinde. Ondan sonra avcıların hepsini kovacağım mı, ne yapacağım bilmiyorum. Avcılık da kardeşim dededen gelme de çok da boş yani. 3 kişi ona bak mesela, 3 kişi burada çalışıyor. Yaptıkları iş. İneğe gel. Karşılaştıralım abi, gayet basit. İkisinde de 3'er adam çalışıyor. Hoş onda hep 3, hep onda 3 çalış. Yok be, 50 de olmaz. Dur bakayım. Şu önceki mevsimi kes. Yine oradaki biraz daha iyi iş yapmış. Bakar mısın? Bayağı fark var şuralarla en azından. Dediğim gibi iki tanesini sonradan ekledim. Fark ettiyseniz başta yoktu. De bu 3'tü ya. Tabi bu 3'tü. Bu bile 30'a 1000, 42'ye 1400. Ve şehrin göbeğinde. Taşıma masrafı şeyi yok. Ya oradan zaten biraz da kar ediyor yani. Şu da mesela direkt evlerin yanındaki ambara verebilsem, öyle bir dünya yok. Bu şimdi buradan şu ambara taşıyacak. Bu ambardan da millet deli gibi yemeğini alacak. Oo, öğrenci. Buyur canım. Neyse zaten daha gerek yokmuş. Kim üşüyor ulan? Niye üşüyorsun? Ne oldu? Kıyafetin yok mu senin? Giyim iyi, çok iyi değil.
Git kendine palto al. O zaman inek alayım, almayayım, alayım. Yok ya, almayayım. Hiç boş masraf yapmaya gerek yok şu anda. Harbiden boş. Şu anda fasulye ekmeye başladılar. Olan buğdayı da yesinler. Şunlar sonbahar gibi şeye geçiririm. Senin durum ne abi bu arada? Bird'den ne üretiyor musun bakalım. Kim ne kadar üretmiş ona da bakacağım ya. Bird'den daha fazla götürecek. Abi en fazla buğday götürüyor ya. O da komik yani. Buğday 100 götürüyor. Bird'den 60 götürüyor. Meyveden 30 götürüyor. Hani yapacaksan işi buğdayla yapmayacaksın. Buğday bana göre o zaman tamamen dışlanmış bir vaziyette ya. Hani çeşit olsun, buğdayla ekmek yapalım, halkımıza verelim falan, hiç gerek yok. Hızlandır abi. Bu patates. Çalışanları bunun fena değildi yanlış hatırlamıyorsam. Dur bakayım. Ara ara da değişiyorlar zaten. Çiftçi. Yani iyi eğitimli. Kaç eve dağılmış bunlar ya? Bir. Nerede oturuyorsun sen ya? Burada ne işin var senin? Ne oldu lan? Göçebe. Yok şu an sıkıntıdayız baba. Zaten eğitimsiz adamlarım var. Giyim mükemmel. Çok iyi değilmiş. Bak mükemmel. Bunu da yeni gördüm. Çok iyi biliyordum ben. Sonuç olarak bu da eğitimli. Ne kaldı? Hangisi o? Şu galiba. Orada çiftçi yok ki. Şu o zaman. Aa, burada çiftçi var. Sen eğitimlisin ki tarlada çalışıyorsun şu an. Son olarak da merak ettim, bakıyorum işte. Ondan sonra eğitime bok atmayalım. İyi, iki tane çiftçi var. Eğitim yok. Eğitim. İkisinde de eğitim yok. Tamam. %75 eğitimliler tarafından yapılıyor. Yalnız bunlar ekti. Yok, ekmedi. Ha yok. Şekil olarak bol gözüküyor da patates tabi biraz daha toprağa gömülü ya. Onun için çok fazla belli olmuyor. Bu yalnız orada yatıyor. Aha, paltoyu kes. İkisi de yünle yapabilir artık ha. Dur bakayım. 300 tane yünümüz vardı. Eğer yün arttıysa 538. Baba yap. İkisi de yap. İkiniz de yapın. Neredesin lan? Bir terzi buradaydı. Ha, demirci buradaydı. Terzi öbür tarafta. Zırlayacak şimdi. Neyse, deri yün. Yap. Tamam, mantık olarak kış paltosu değil mi ya? Yün palto sanki böyle biraz daha iyiymiş. Yok, kış paltosu daha iyidir. Yani long talk'tan biraz bir şey öğrendiysek kış paltosu, kış paltosu iyi dedim ya. Şimdi biraz bir şey öğrendiysek dedim. Kafam karıştı bir an. Bakalım ne yapacaklar. %45 getiriyor, %45 getiriyor, %45 getiriyor. Neden %45? Yavaş mıyız biz şu anda? Göçebeler geldi içime. Yo. %45. Neden? Eğitimsiz olanlar da var bu arada bunların içinde. Yalnız yemeğimiz 7000'e kadar düştü ha. Abi buğday almayın zaten daha. Siz ne yapın biliyor musun? Burada bir şey kaldı mı? Hiçbir şey de kalmadı be. Yok. Alkol yerlerini full durdurabilirim biliyor musun? Yemek olayını çözeriz. Hoş, buğday ondan çöktü ya. Şu sene toparlamam lazım durumu. Aha. Başladık. Yaz sonu. Vay. Bak fasulye, selamünaleyküm, yaz sonunda oluyor. Onun için erken topluyorlar. Dikkat etmemiştim ben ona. Patates. Patates hala yatıyor. %100'e çok hızlı geliyor namussuz. %56, 58, 60, 61. Aynı gidiyor. Tamam babacım, buğdayla kalın siz. Bırak sömür buğdayı, ondan sonra bir şey yapma. Veyahut da yap, niye yapma ya. Tamam da bu senenin getirisine bakmak istiyorum. Oy anam, patates var ya. Şu duruma göre 800'lerde falan kalacak ha. Fasulyeye bak. Bitti bile. Ne güzel, kafa rahat. Vay anasını.
Çünkü yorumda gördüm hani hızlı yapılan besinlerle hesap edilmiş maksimum değerlere göre falan diyor. Hızlı besinlerin hemen yanına parantez açmış fasulye biz koymuş adam oraya. Oradan zaten anladım yani belli ki fasulyeyi buldun al. Aklınızda bulunsun. Olur da satıcı gelirse ne var ne yok sat abi. Allah ne verdiyse al o fasulye tohumunu fasulye lazım. Bak adam 1600 buğday yapmıştı. 1400 fasulye mi? Haydi. Baba topladınız hepsini. Ya eğitimliler eğitimsizler dönüş yapıyor ya evine göre. Neyse eğitimli fullediğimiz zaman abi durum bu olacak. 1500. 1600. Vay anasını. Sen? 800'ü bulmayacak bile anam. Babacım patates kızartması McDonald's açmasın buraya da boş ver. McDonald's geliyor memleket çöküyor boş ver. Amerika ele geçiriyor orayı falan. Tamam mıyız? Tamamız herhalde. Ne aldı? 800. I am a professional driver. Fasulye. Fasulye iyidir. Valla. Olay tarlada ya. Ha inekleri bölelim. Bir dakika. Çalışan. Çalışan. Yo. Ney? Ya buraya nasıl koyacağım ben? Ha bir dakika. Sır. 8. Bakayım o bölme olayı da nasıl... Ha bir dakika. Ondan ona atlayıp duruyorum. Şu anda meyvelerimizi aldık mı? Oğlum ne ara sömürüyorsunuz siz bunları? Anlamıyorum ya. Kiraz. Önceki mevsim 800 iken şimdi 500'de kaldı. Önceki mevsim 600 iken şu an 800'de çıktı. 700 iken 900 oldu. Buyur buradan yak. Şu anki pozisyonda şeftali akar abi. Neye göre tahmin ediyorum yakında oturup oturmadıklarına çünkü ambar hepsinin götünün dibinde hiçbir şey değişmiyor. Yakında oturup oturmadığına göre değişiyor. Mesela şöyle bir bakalım o duruma. Çıt. İki burada bir burada oturuyor anlaşılan. Veyahut da iki burada iki orada neyse. Çat. Sen de yakınsın be. Ha yok. Şurada bir tane oturan var. Aynen. Kaç tane çiftçi var şu evde? Bir tane çiftçi var. İkisinin şu uzakta olduğu için olamaz ya. Eğitimsizlerdir bir de. Kesin. Vallahi eğitim yoktur. Neyse sonuç olarak. Şeftali 1. Şeftali 2. Önceki mevsim boş ver. Bu mevsim erik diyelim o zaman buraya. Erik 1. Erik 2. Sonuncuya da kiraz da olsun. Buyur. Hoş diğer taraftan kiraz, erik. Şeftali sömürmüşler. Tabii şeftali yemişicik. Göm abi, göm. Şimdi böl bakalım. 10 tane buraya. 9 tane buraya. Tada! Oldu lan bu iş. Vallahi oldu. Şu an bunlar full dolsun. Ondan sonra çat çat. Onları da böleriz. Boşalt. Dışarı mı atıyorsun? Ne yapıyorsun? Oldu bu iş. Tamam. Burada iki tane sığır mekan. Ortaya tarla gömme gibi bir ihtimalim var mı benim? Pek imkan vermiyorum da kaça kadar oluyordu bu? 10 15'e 15 olacak. Veyahut dediğim 11'e 11'i mi yapacağız? 11 11'di galiba değil mi ya? Ona da bakmam lazım. İnternetim hala yok benim. Oha kışın şey geldi lan. Kış kış. Kabak ceviz. Baba fasulyem var ya. Ceviz. Başka nelerle yapıyordunuz siz ya? Buğdayım var, eriğim var, armutum var, şeftalim var, böğürtlenim var, kirazım var, elmam var. Her şeyim var. Buna da fasulyem var. Abi, harbiden artık benim alacak hiçbir şeyim yok ya. Çoğalın lan. 9 tane kalmıştı galiba. Yo buna 9 tane yollamış. Orta.
Bunlar için ev de yapılabilir buraya da. Şurada yaşasınlar, bir şey olmaz ya. Ay söylemesi avcı koyasın var buraya, biliyor musun? Çok saçma, farkındayım ama. Adam sayımız bayağı var. Onunla birlikte şu madende çalışır vaziyete getirip 10 tane de oraya atabiliriz ki bunun zaten sırf o da değil. Oğlum taş bayağı dayandıramadık ha. Taş ciddi ciddi dayandıramadık. Yapacağım bunu da şimdi. Tamam da bu %73'e geldi bile yani. Madenler dayanmıyor bana. Neyse şunu yapsınlar. Pohunu çıkartıp şunu da yapıp bunda da kömür çıkartmak istiyorum. Nasıl? Bence gayet mantıklı. Bir tane de kömür çıkartalım artık. Çelik malzemelere de geçelim. Hani yünümüz var rahatlıkla. Bu arada sen ne kadar yemek getiriyorsun? Önceki mevsim 1600 et mi getirdin lan sen? Oha. Sen ne durumdasın? Allah'ım. Ama en ucuzu, en ucuzu. Önceki mevsim. Bilmiyorum, yumurtanın belki ekstra vitamini bir şey vardır. Ne diyorlar ya. Ama 1000'de kaldın. 1000 ve ekstra hiçbir şey yok. 1000 sadece. Gıda çeşitliliği 1000. Bu tamam 1000 getiriyor ama 30 tane de deri getiriyor. Bu kral ya. Vallahi kral bu ya. 1600 2 adamla, bak dikkatinizi çekerim. 2 adamla. Hoş. Tavuklarda kaç adam var? Tavuklarda da 2 var. Bunda da 2 var. Hepsinde 2 var. Fark etmiyor. Sonuç olarak 2 adamla 1600 tane et getirdi. 1600. Şunlardan birini koyun mu yapsam? Koyun. O kadar yüne ihtiyacımız yok. Satarız. Zengin oluruz. Tabii sizde malzeme yok. Siz bayağı boşta kalacaksınız ya. Bayağı bayağı. Ona rağmen ne oluyor? Bir dakika. Kim öldü? Ormancı. Allah rahmet eylesin. Niye öyle çok ekstra bir şey söyledin ki? Düşen bir ağacın altında kalarak. Vah rahmetli. Severdik onu ya. Aa, toplayıcı çoğaltabilirim. Yemek çünkü iyice sıkıntılara girdi. Çoğaltalım onları. Hala maden peşindeyim ha. Birazdan o kapanacak, hepsi buraya taşınacak. Aa yok, bir dakika. İkisine bölüşecek. Ne kadar kaldı madenin? Neyse şimdi fasulyelerle iş halledeceğiz. İnşallah. Baba halledemeyebiliriz ha. Bu kapandığı zaman oraya gidecekler. 10 tane adam var. İkisine... Ha bir dakika lan, bir tanesini şeye ayarlamadık ki. Yanlış yaptık şimdi. Bu demir çıkartıyor. Aslında var, ikisi de kömür çıkartabilir, biliyor musun? Demir... Yok ya, bir tanesi çıkarsın. Ne olur ne olmaz. Demir lazım olur. Kömür. O ikişer tane bunlara verecek. 10 tane de adam veresim var buna ya. Yapayım mı? Yapayım. Tamam. Orası bittiği zaman bu ikisine bölüşürler. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Balık. Merak ediyorum. Ne? Ama buradan da oraya götürmesi zaman alacak. Yok ya, benim en iyi yine tarla yapmam lazım. Ama nereye? Nereye? Şurada ne var şu anda? Bu yanlışlıkla şeyi kesebilir mi? Kesemez galiba. Kesiyor gibi gözükmüyor. Çıktı mı lan ağacın altında bir şey? Yok, tamam. Buraya bir iki tane tarla koyabilirim. Boyutuna bakarsak bunların 1 2 desem 3 yanlamasına koysam 3 tane tarla anca koyarım. Şuraya bak, deli gibi toparlıyorlar. Ama az geliyor. 1500 çıkartmışsın. 1600 çıkartmışsın. Sen niye 1300 baba? Hani belli senelerde belli şekillerde oluyor. Biraz problem oluyor. Abi sonbahar herifler bitirdi. Hatta bunlar bitirdi yani. 3 ve 10.000'de kaldı yemek. Zorla 10.000'i gördü. Bir dahaki sene 10.000'i de görmez. Mevsim 1400 1400 1500 1500 1600 neredeyse ha. 1500 3'ü 1500, ikisi 1400. Dediğim gibi eğitimle alakalı. Neyse ineklerle inşallah işi
hallederim de inekler oluşana kadar problem olacak. Buraya doğru çıkabilirim. Ya şeytan diyor şu ortayı yok et. Hani öyle aman aman değerli bir şey yok. Avcı kulesi var. Orman var. Toplayıcı kulesi var. Yapılabilir ha. Ne şekilde yapılır emin değilim de bir düzen oturtulur buraya. 5. 10 tane bile olabilir yani Allah. Doğum sırasında öldü. Vah vah. Yamil abla ya. Başımız sağ olsun. Neyse onu bir dahaki sefere hesap ederiz ya. Şuraları temizlemiş olurum ben. Muhtemelen inekler zaten ikisine birden doldurabilirim. Ne oldu lan? Sığır sığır ben yanlış yaptım. Niye öyle oldu? Yanlış tuşa bastım. Ne yaptım lan ben? Hiçbir şey anlamadım. 2, 4, 6, 8 tamam 8 adam var. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Alet çelik. Eğitim yok. Meslek çoban. Ne yaptım ben ya? I do not understand. Çalışmayı mı durdurdum lan? Anlamadım diyor musun? Bayağı anlamadım. Neyse benim makine yanmış ya. Bugün çok uzun süre oyun oynadım. Evet bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben Şerifan. Ben Rüsebaş Benlik Bey. Görüşmek üzere.